Merhaba arkadaşlar. Başlangıç seviyesi Farsça hikayeler derslerimize hoş geldiniz. Bugün 29. dersteyiz. Bugünkü dersimizde ses dosyası olmadığı için ben seslendireceğim. Bugünkü hikayemizin başlığı Restorani İrani başlığını taşıyor. Yani İran restoranı, İran lokantası, İran'a ait lokanta. Evet, dilerseniz hemen başlayalım. Mehdi ve Hemsereş, Mehdi ve eşi Leyla, yek ya duvar dermah ve restoran brevet. Evet, Mehdi ve hemsereş ve eşi Leyla, yek ya duvar, bir veya iki kez, bar kez demek, kere demek, iki kez, dermah ne zaman? Dermah ayda. Ayda bir ya da iki kez bir restorana brevet gidiyorlar. Anaha hemşe onlar hemşe daima şebi cume cuma akşamı bir restorana bir event gidiyorlar. Onlar daima cuma akşamı restorana gidiyorlar. Anha onlar çıkalım şöyle. Onlar imşep bu akşam beyek restorani sünneti İrani reftet. Onlar imşep bu akşam bir restorana nasıl bir restorana sünneti geleneksel bir restorana devamı var İran'ın. İran'ın geleneksel bir restoranına reften gittiler. Restoran der merkeze şehr bud. Restoran lokanta şehrin merkezindeydi. Bud. Mehdi ve Leyla saat 9'da bir restorana resident yetiştiler. Restoran heyli şuruh bud. Restoran heyli çok şuruh kalabalık bud idi. Restoran çok kalabalıktı. Haneveda aileler birçok aile de restoranta budet idiler. Birçok aile restoranta idiler. Der beyni cemaat arasında, yani toplum arasında, oradaki insanlar arasında çet nefer birkaç kişi harici, yabancı hem de budet. Evet, yani cemaat arasında birkaç yabancı kişi de vardı. Müşterilerden bazıları gaza mihurdat yemek yiyorlardı. Bazı kalyan nargile çekiyorlardı, nargile içiyorlardı. Bazıları çay içiyorlardı. Sedai müziki İrani beguş birisit. Seda ses ve müziki müzik sesi neyin müziğini, ne müziği? İrani. İran'a ait müzik sesi beguş birisit. Beguş residen kulağa ulaşmak, yani işitiliyordu. Nevazende müzisyen arkadaşlar, müzik aleti çalan kişileri deniyor. Nevazende tar, yani tar çalgıcısı, tar müzisyeni bir vakit tar çalıyordu. Mehdi ve Leyla kebap, salat ve duh siparişlerdi. Evet, Mehdi ve Leyla kebap, salata ve doğu, yani ayran sipariş verdiler. Gaza hayli, yemek bir hayli hoşmeze bud. Çok lezzetliydi, hoşmeze lezzetli. Mehdi ve Leyla gazalar karşılıyorsa gıda aslında, yani Türkçe gıda diye geçmiş, yine Arapça kökenli sözcük. Bu şekilde ben benzerlikler kuruyorum ki aklınıza kalsın. Belki bu kelime bir arkadaşlar olabilir.
Daha önceki hikayelerimiz de vardı ama bu hikayeyi ilk kez dinleyen biri olabilir. O şekilde açıklamada buluyoruz. Evet. Esas gaza yemekten sonra çay hordat, çay içtiler. Bakın çay hordat, gaza hordat, hani yemek yemek, çay yemek, çay içmek oluyor tabii ki burada. Çay içmek diye bunu çeviriyoruz. Mekti, tabii ki içmek anlamında Farsçada kullanılan aslında bir kelime var, bir fiil var ama onu kullanmamış, bunu kullanmış. Dilerseniz o kelime nedir onu bilen arkadaşlarımız yazsınlar. Soru olarak sorun. Behti kuli gazara hesap kert. Behti yemeğin parasını hesapladı. Hesap kerdi hesaplamak. Behti ve Leyla hududi saati dehu nim restoranra terk kerdet. Evet, Mehdi ve Leyla hududi yani yaklaşık sıralarında anlamına geliyor. Saati dehu nim. 10.30 sıralarında restoranı terk ettiler. Ama restoran henüz hala porez müşteri but. Hala müşterilerle dolu idi. Evet arkadaşlar, bu şekilde bu hikayemizi de burada bitiriyoruz. Son bir hikayemiz kaldı. 30. hikayemizde görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum, kolaylıklar diliyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.